Millet galiba sabah sabah uyanmamış çünkü. Çok da. Arkadaşlar bir sorunuz var mı başlamadan önce? Sesim geliyor mu? Görüntü net mi? Kimseden ses yok. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Tamam. Sorunuz varsa sorabilirim. Evet. Arkadaşlar başlıyoruz. Bir iki dakika bekledik. Zaten bayağı gelen oldu. Artık başlayalım isterseniz. Sorunuz da yok. Evet. Arkadaşlar geçen hafta en son ne işlemiştik? Garibül Kur'an, Mübhemetül Kur'an ve Mücmel Mübeyyen'i açıklamıştık arkadaşlar. Ondan sonra Kur'an'da lafızlar arası ilişkilere geçmiştik. Arkadaşlar burada Kur'an'da lafızlar arası ilişkiler önemli. Dikkat edelim. Kur'an'da lafızların birbiriyle ilişkisi arkadaşlar 5 bağlamda ele alınıyor. Çeşit lafız ele alınıyor. Bunlardan birincisi mütebayyin lafızlar. Yani arkadaşlar kelimenin yazılışı da ayrı, anlamı da ayrı. Tabii bunları tek tek ayrıntılı göreceğiz. Bu kelimenin anı farklı, yanı farklı kelimelerin olgusuna tebayyün deniliyor. Zaten mütebayyin, tebayyün. Yani oradan anlaşılıyor arkadaşlar. Müteradif lafızlar eş anlamlık. Bir kelimenin farklı kelimelerin aynı arkadaşlar anlamda eş anlamında kullanılması. Tamam arkadaşlar bir dakika saniye. Bazı hocalarımızda görünmedi. Şu anda geldi mi arkadaşlar? Geldi hocam. Tamam hocam. Evet. Ne dedik arkadaşlar? Mütebayin lafızlar yani kelimenin hem yazılışı hem de anlamının farklı olması. Tabii birazdan detaylı anlatacağız. Bu bir kelimenin hem anlamının hem de yazılışının biz bu lafza mütebayyin lafız diyoruz. Taşıdığı olguya da tebayyün diyoruz. Müteradif lafızlar eş anlamlılık, kelimelerin farklı lafızlarının aynı anlamı içermesi. Bu olguya teradüf deniliyor. Tabii bunları tek tek açıklayacağız arkadaşlar. Mütekarip lafızlar yakın anlamlılık. Arkadaşlar mesela korku kelimesinin ona yakın birçok anlamının olması gibi düşünün.
Müşterek lafızlar çok anlamlılık arkadaşlar. Bir kelimenin çok anlama gelmesi, iştirak olgusu diyoruz. Mütezat kelimeler, kelimelerin birbirini zıt olması arkadaşlar. Özellikle şunu bilmenizi isterim. Müterazif, mütekarip, müşterek, kelimelerin dışında kalan bütün kelimeler mütebayin lafızlardır arkadaşlar. Zaten normalde Türkçe'de de mantıken düşündüğümüz zaman bu dördünün dışında yani zıt, çok anlamlı, yakın anlamlı, eş anlamlı dışında kalan kelimeler ayrı anlamlı olanlardır. Onun için bu müterazada en çok olan lafızlardır deyip geçiyoruz. Şimdi bunları bir tek tek görelim arkadaşlar. Mütebayin lafızlar ne dedik arkadaşlar? Mütebayin lafız ayrı anlam. Lafızlarının anlamları da kelimelerin hem anlamı hem de yazılışı farklı olacak. Şimdi örnek verelim arkadaşlar. Mesela karaca ne demek? Çıktı. Fehum ne demek? Anladı. Bakın kelimenin hem yazılışı hem de arkadaşlar kelimelerin hem yazılışı hem de anlamları farklı. Bu gayet basit arkadaşlar. İşte bu kelimenin yazılışı ve anlamının farklı olmasına tebayün, bu lafızlara da arkadaşlar mütebayın lafızlar diyoruz. Şimdi geçtik müteradif lafızlar, eş anlamlılık arkadaşlar. Lafızları farklı, anlamları nasıl? Mesela örnek verelim arkadaşlar. Mesela insan ve beşer. Yani bunu Türkçeden aldım arkadaşlar. Özellikle kaynaklarda müteradif lafızlarla ilgili arkadaşlar örnek bulmak bayağı zor. Bunu bayağı araştırdıktan sonra buldum açıkçası. Öteki kitaplarında da bulmanız biraz zor. Pek bulunmuyor. Arkadaşlar bu müteradif lafızlar dedik ki yazılışları farklı anlamları aynı anlamı taşıyacak. Arkadaşlar insan ve beşer yazılışları farklı ama ikisi de ne anlamına geliyor? İnsan anlamına geliyor. İkisi de aynı manaya yani konuşan canlıya delalet ediyor. Mesela arkadaşlar burra ve kamhu kelimeleri. İkisi de buğday anlamında ama ikisinin de yazılışı farklı. Veya celese arkadaşlar oturdu mesela veya qa'ade lafızlarının oturmaya delalet ettikleri gibi. Yani ikisi de yazılışı farklı ama ikisi de neye? Bir anlama delalet ediyor. Bir anlama arkadaşlar işaret ediyor. Evet bu da anlaşıldı galiba. Zaten çok zor değil. Arkadaşlar dilcilere göre müteradif kelimenin oluşmasındaki sebepler nelerdir? Arkadaşlar bir kelime icat edilir. Zamanla içinde bu kelime olur. Yani bir kelime konuşulur. Zamanla o kelimenin farklı bir anlamı da farklı bir şekilde söylenişi de çıkar. Bu da müteradif kelimelerin ortaya çıkmasına sebep olur. Mesela arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Diyelim bir yerde özellikle Türkçe'de bu çok yaygın. Arkadaşlar mesela karpuza Diyarbakır'da verilen isimle bizim Kars tarafından verilen isim çok farklı. Ve bazı bölgeler normalde gördüğünüz üzere yani bu nedir? Aslında aynı şeye işaret ediliyor ama farklı yerlerde kullanımından dolayı kelimenin yazılışı veya isimlendirilmesi farklı ama anlam olarak ikisi de aynı. Evet, dilin bir lehçesi bir mana içinde bir lafız icat eder, diğer bir lehçesi de bir başka lafız. Arkadaşlar ikincisi ise lehçeden kaynaklı bir eş anlamlılık ortaya çıkar. Arkadaşlar niye ekran gelmedi? Çünkü sonradan katılanlar oldu. Bir daha ekranı paylaşayım arkadaşlar.
Arkadaşlar ekran geldi mi? Benim internetim biraz yavaş olduğu için belki ses ondan kesik kesik geliyor olabilir. Şöyle kendime yakınlaştırayım biraz daha. Sesim şu anda nasıl arkadaşlar? Biraz daha sesimi yükseltince iyi geliyor mu? Ekran da mı gelmedi? Bir dakika arkadaşlar, kapatıp tekrar açayım. Arkadaşlar şundan kaynaklı olabilir. Ben şu anda biz ders yaparken aynı zamanda da şey de dedim. En sonki tefsir dersimiz de yüklensin diye onu da yükledim. Herhalde o biraz interneti kastı. Ondan dolayı şu anda onu iptal ediyorum. İnşallah bir sıkıntı kalmaz diye düşünüyorum. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Şu anda sesimin iyi gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü o video yüklemeyi iptal ettiğim için şu anda iyi gelmesi gerekiyor. Ekran geldi mi? Ekranı gelmeyen varsa söylesin lütfen. Tekrardan yenileyeyim. Gelmeyen varsa söylesin. Tamam. Arkadaşlar galiba herkese geldi. Tamam. Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hocam sizde ekran niye görünmüyor? Kapatıp tekrar bir açsanız. Bir dakika. Ekranı tekrar paylaştım hocam. O gelmeyen hocam bir bakın. Evet, tamam. Arkadaşlar başlıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrardan hani bu geldi gelmedi olayı olduğu için tekrardan baştan alıyorum. Diyoruz ki Kur'an'da lafızlar arası ilişkiler 5 tane. Mütebayin, eş ayrı anlamlı, müteradif eş anlamlı, mütekarip, karip yakın demek biliyorsunuz, yakın anlamlılık, müşterek, iştirak yani ortak, çok anlamlılık, mütezat, zıt yani zıt anlamlılık arkadaşlar olmak üzere 5 tane lafız çeşidimiz var. Şimdi birincisi olan mütebayin lafızlara baktığımız zaman arkadaşlar ne diyoruz mütebayin lafızda? Arapçadaki lafızların çoğunluğunu teşkil ediyor arkadaşlar. Yani tamam çoğunluğu mütebain lafıza. Her dilde az çok böyledir. Arkadaşlar nedir mütebain? Lafızları da anlamları da farklı olan kelimelerdir. Örnek verecek olursak arkadaşlar. Harace çıktı. Yazılışı da farklı anlamı çıktı. Fehum anladı. Yazılışı farklı anlamı farklı. Demek ki arkadaşlar yazılışı ve anlamı farklı olan lafızlara biz ne diyoruz? Mütebayin lafızlar diyoruz. İşte bu olguya da mütebayin diyoruz arkadaşlar. Ayrı anlamlılık diyoruz. Burada anlaşılmayacak bir şey yok. Kolay. Geçiyorum arkadaşlar. Müteradif lafızlar eş anlamlılık.
Arkadaşlar müteradifte lafızlar farklı ama aynı anlamda o kullanılmış olacak. Örneğin şimdi bir söyleyecek olursak insan ve beşer. İkisinin de yazılışı farklı ama ikisinin de neyi kastediyoruz? İkisini kullandığımız zaman konuşan canlıyı kastediyoruz değil mi arkadaşlar? Konuşan canlıya delalet ediyor. Onu delildir. Şimdi başka bir örnek verecek olursak burra ve kamhu arkadaşlar. Bu iki kelime de yazılışları farklı. İkisi de buğday demektir arkadaşlar. Burra ve kamhu. Başka bir örnek verecek olursak arkadaşlar celese oturdu. Bir de arkadaşlar kaade lafızlarının oturmaya delalet ettikleri gibi. Yani ikisinin de yazılışı farklı ama anlam olarak ikisi de oturmaya delalet ediyor, işaret ediyor. Evet, müteradif lafızlar da bunlar arkadaşlar. Şimdi dilcilere göre arkadaşlar bu eş anlamlı kelimenin oluşması için bazı sebepler vardır. Birinci sebep, bir kelime icat ediliyor arkadaşlar. Zamanla bu kelime müteradif hale geliyor. Mesela ne gibi? Diyelim ki arkadaşlar işte örnek verecek olursak dedim ki diyelim ki karpuz bulundu veya domates bulundu. Domatese işte domates denildi. Sonraki zamanlarda arkadaşlar başka yerlerde mesela dedim ki işte Kars tarafında o karpuza Kürtçe'de verilen isim farklı. İşte Diyarbakır'da verilen farklı veya domates yine aynı. Mesela bazıları Frank diyorlar arkadaşlar. Bunun gibi değişik yani kelime icat edildikten sonra zamanla dilin kendi içinde farklı bir eş anlamlı kelimeye dönüşüyor. Bir de lehçeden kaynaklı arkadaşlar bir durum var. Evet. Bir de dedik lehçeden kaynaklı arkadaşlar. Lehçede mesela çok az değişiklik oluyor. Yani kelimenin bir kaç harfi değişiyor. Yine de anlam eş anlamlı oluyor. Diğer başka dilcilere göre arkadaşlar başka dillerden aynı anlamı karşılayan lafızların geçmesiyle müteradiflik oluşuyor. Ne diyelim arkadaşlar? Mesela işte diyelim ki insan ve beşer. İnsan başka dilde beşer diyelim ki Arapça'da arkadaşlar. Ne oluyor arkadaşlar? Farklı dillerden ama aynı anlamı kastediyoruz. İkisinin de kullanılmasıyla mesela diyelim ki Araplardan kız alıp vermeyle veya ilişki kurmakla o kelimeyi öğreniyoruz. Ne oluyor? Aynı anlama gelebilen iki kelime kullanılmış oluyor. Evet. Diğeri arkadaşlar konulduğu anlamla yakın veya uzak yeni anlamlar kazanabilir. Mesela arkadaşlar yüz kelimesi dediğimiz gibi normalde yüzmek var, insanın yüzü var, para olan yüz var, sayısal yüz var. Yani bir kelime konuluyor. Arkadaşlar sonraki zamanlarda eş anlamlı olabilecek şekilde yan anlamlara, yakın anlamlara veya uzak anlamlara kayabiliyor. Bunun gibi düşünebiliriz. Burası çok önemli değil zaten ama hani yine de söyleyelim dedik. Önemli olan arkadaşlar müteradif lafız ne demek? Örneğinin hafızanızda kalması önemli özellikle. Evet. Arkadaşlar Arapçada iki kelimenin tam müteradif olması için şu şartları taşıması gerekiyor. Her ikisinde kelime olması yani terkip ve ifade grubu olmaması. Yani arkadaşlar deyim, atasözü veya özdeyiş şeklinde değil her ikisinde kelime olması gerekiyor. Anlamda tam birlikteliğin olması. Yani ikisi de insan ve beşer ikisi de konuşan canlıya işaret ediyor. Yani birisi canlı, birisi cansıza işaret etmemesi gerekiyor arkadaşlar. İkisinin de aynı, tam bir birliktelik, tam bir anlama yoğunlaşması gerekiyor. Aynı lehçeye ait olması, zamanlarının aynı olması, kuşaksal olarak arkadaşlar aynı dönemde olması. Bir de kelimelerin birbirinin türevi ve fonetik gelişimle ortaya çıkan çeşidi olmaması. Yani şu, arkadaşlar mesela diyelim ki bir kelimenin, o dili kullanarak tekrardan hani ekleme yaparak sondan ekleme baştan ekleme yaparak farklı bir kelime bulmuş gibi yapmamak lazım.
başka bir dilden veya arkadaşlar lehçenin farklı kullanılmasıyla olması gerekiyor. Dil kurallarını kullanarak ekleme yaparak olmaması gerekiyor deniliyor. Tabii bunlar çok önemli değil. Sadece dediğim gibi anlamı ve örneği aklınıza kalsın. Şimdi gelelim mütekarip lafızlar, yakın anlamlılık. Arkadaşlar biliyorsunuz karip, karibun ne demek? Arapçada yakın demek değil mi? Lafızları farklı fakat anlamları yakın olan kelimeler. Oradan aklınıza kalsın arkadaşlar yakın anlamlılık. Bu olguya da tekarup diyoruz. Şimdi arkadaşlar örnek verecek olursak mesela cimri. Arkadaşlar cimri dediğimiz zaman cimriyi kasteden çok yakın anlamlar var. Örneğin arkadaşlar mesela bahil, mesela leyim, mesela şahih, hasur, katur. Arkadaşlar bunlar hepsi cimriyi ifade ediyor. Ama bunların arasında çok ince farklar var. Mesela cimri arkadaşlar bizim normalde halk arasında kullandığımız eli dar olan, vermeyen kişiye biz cimri deriz değil mi? İşte mesela bahil normal cimri. Leyim, kendisi yiyen başkasına yedirmeyen cimri. Şahi, doğuştan hırslı. Hasur, elde edemediği şeyi başkasından men eden. Katur, aşırı cimri ifade eder. Bakın arkadaşlar hepsi farklı lafızlar, yakın anlamlı ama aslında çok detaylı bakıldığı zaman aralarında çok ince bir ayrıntı, farklar var. İşte bu çok ince farkları tespit etmeyi amaçlayan dil kurallarına Furuk Nazariyesi diyoruz arkadaşlar. Bu Furuk Nazariyesini unutmayalım arkadaşlar. Mütekarip lafızlar arasında lafızları farklı ama aynı anlama gelebilecek yakın anlamları birleştiren kelimelerin aslında evet yakın anlamlılar ancak aralarında çok ince de olsa çok küçük de olsa farklılıkların olduğunu anlatan dil nazariyesine Furuk Nazariyesi diyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın lütfen. Furuk Nazariye'nin yakın anlamlı kelimelerde yani mütekarip lafızlarda olduğunu unutmayalım. Şimdi bakalım arkadaşlar başka örneklere. Mesela korku arkadaşlar. Korkunun yakın anlamları haf, haşyet, vecel, feza şeklinde gidiyor. Yağmur mesela arkadaşlar. Matar, gays, vedak, sayyip, midrar, vabil, tal, beret bunlar da yağmurun yakın anlamlıları arkadaşlar. Mesela yaratma, feale, ceale, ebde'a, ebde'e, sami'a, amile, haleka, savvera, sevva, ahdese, enşe'e, fatara, zere'e, beriye gibi kelimeler de arkadaşlar neymiş? Demek ki bu yaratma fiilinin kelimesinin arkadaşlar yakın anlamlıları. Evet. Arkadaşlar mütebayin, müteradif, eş anlamlı ve mütekarip dediğimiz yakın anlamlı kelimeleri işledik. Şimdi müşterek dediğimiz, müşterek ne demek? Ortak arkadaşlar. Çok anlamlı kelimelere geçtik. Birçok müşterek lafızlar şu anlama geliyor. Birçok farklı anlamın bir lafızda toplanması arkadaşlar. Evet, birçok farklı anlama gelen bir kelimenin bir lafızda ortaklaşa kullanılması arkadaşlar. İşte bu olguya da biz iştirak diyoruz. Örnek verecek olursak. Mesela ayn arkadaşlar. Arapçada ayn ne demek? Göz değil mi? Aynı zamanda arkadaşlar pınar da demek. Aynı zamanda casus da demek. Yani casus, pınar, göz birçok farklı anlam bakın tek kelimede toplanmış. Ayn kelimesinde. İşte bu nedir arkadaşlar? Yani müşterek lafızlar dediğimiz çok anlamlı kelimelerden birisi. Evet. Yani peki hocam biz bu mesela işte bu kelimenin göz mü, pınar mı, casus mu olduğunu nereden anlıyoruz? Cümle içerisindeki kullanımına göre arkadaşlar görüyoruz. Evet. Mesela birisi şöyle dese cümle içinde Arapça işte gözünü üstünde kaş var dediği zaman arkadaşlar biz neyi anlarız? Deriz ki normal insan konuşan bir canlının organından bahsediyor deriz. Yoksa mesela akan bir sudan veya bir casustan bahsetmeyiz. Dediğim gibi cümle içindeki anlamından anlaşılıyor. Devam edecek olursak arkadaşlar bu müşterek kelimeleri ayırt etmek için arkadaşlar şu iki unsur gerekiyor.
Bir, müşterekin bütün anlamlarıyla ilgili dilsel birikime sahip olmak, yani kullanılan anlamların hakiki, mecazi, istiare hangi anlamlarda kullanıldığını bilmek. Yani kim arkadaşlar bu kelimelerin ayrımını yapabilir? İşte bu kelimelerin hem hakiki, hem mecaz, hem istiari ki anlamdaki kullanımını bilen kişiler. İki, kelimenin kullanıldığı metnin bağlamı, yani siyak sibak, dediğim gibi bu kelimeleri biz nasıl, hangi anlamda kullanıldığını özellikle anlayabiliyoruz. Bir, hakiki, mecaz ve istiari anlamını bilmek. İki de siyak sibak, yani cümledeki anlam bütünlüğüne bakarak öğreniyoruz arkadaşlar. Ha, bir hocamız, hocam bu lafızlar soru olarak nasıl gelebilir? Hocam size bir kelime verir, mesela örnek verecek olursak, aynı kelimesini verir. Aynı kelimesinin farklı dillerde veya aynı dil içerisindeki farklı anlamlarını verir, anlatır anlatır, böyle yarım sayfalık bir paragraf anlatır. Siz, insana sanki çok zor bir soruymuş gibi gelir. Aslında orada bir farklı anlamlara gelen aynı lafızda yazılan bir kelimeyi kastediliyor. Yani müşterek lafızlar. İşte bu hangi lafızlara girer diye soru gelebilir arkadaşlar. Bir örnek verilip bu hangi lafızlara girer diyebilir ki böyle bir soru açıkçası bekliyorum arkadaşlar. Evet. Evet hocam, cimri kelimesini izah ettiğim gibi. Mesela cimri kelimesindeki tarzda soru gelebilir, evet. Hani özellikle Furuk nazariyesini sorabilirler arkadaşlar. Hani soru nasıl geliyor dediğiniz için açıklama yapıyorum. Yani cimri kelimesinin normalde farklı yakın anlamlılarını verip arkadaşlar aralarında çok ince aslında farkların olduğunu da anlatıp uzun bir paragrafta. İşte buna ne deniliyor? Denildiği zaman bazıları direkt mütekarip lafızlar der. Evet, mütekarip lafız ama adam orada bunu istemiyor. Adam oradaki bu dil nazariyesini soruyor arkadaşlar. Bu da Furuk nazariyesidir. Bunu da bilelim. Evet. Arkadaşlar müşterek lafızları da söyledik. Zaten çok zor değil ama anlaşılmayan bir yer varsa sorabilirsiniz. Şimdi bu müşterek lafızlardan dolayı arkadaşlar ortaya çıkan bir Kur'an ilmi var. Bu Kur'an ilmine el vucuh ve nezair diyoruz. Yani vucuh ve nezair ilmi diyoruz arkadaşlar. Vucuh ve nezair ilmi de arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'deki kavramların anlamı üzerinde aynı bu müşterek lafızlar gibi birçok kelimenin bir anlama gelmesi, birçok anlamın da bir lafızda kullanılması şeklinde özetleyebiliriz. Şimdi vucuh ne, nezair ne, ona bakalım arkadaşlar. Öncelikle ama şuna dikkat edin arkadaşlar. Vucuh ve nezair Kur'an ilimlerindendir. Arkadaşlar tefsir ilimlerindendir. Hangi Arapçadaki hangi lafızlarla aynı kategoride yer alıyor? Müşterek lafızlar. Yani çok anlamlılık lafızlarıyla bağlantılı bir ilim. Şimdi vucuh ve nezaire baktığımız zaman. Vucuh arkadaşlar müşterek kelimelerin sahip olduğu farklı anlamlardır. Nezair ise arkadaşlar müşterek lafzın sahip olduğu anlamlardan herhangi birinin Kur'an'daki kullanıldığı yerdir. Yani kısacası vucuh kelimenin sahip olduğu tüm anlamlar, nezair ise arkadaşlar bu anlamlardan birinin Kur'an'da kullanıldığı yer. Mesela örnek verecek olursak arkadaşlar, salat kelimesi müşterek bir kelimedir. Namaz, dua, mağfiret, kıraat, din, namaz, namaz yeri, cuma namazı, ikindi namazı, cenaze namazı anlamlarına geliyor salat kelimesi. Şimdi biz bunu arkadaşlar salat anlamında kullanırsak yani ne olur arkadaşlar? Vücuhtur. Yani bir kelimenin arkadaşlar birçok anlamı taşıması. Kur'an'da kelimenin mesela namaz anlamında geçtiği yer ise nezairdir. Yani birçok anlama gelebilecek bir kelimenin bir lafızda birleşmesi, yani namaz anlamında birleşmesi de nezairdir. Biraz daha detaya girecek olursak veya örneklendirecek olursak, bir kelimenin Kur'an'da farklı anlamlarda kullanılmasına biz ne diyoruz arkadaşlar? Vucuh, birçok anlamın bir kelimede toplanmasına, bir farklı kelimelerin aynı anlamı ifade etmesine de biz nezair diyoruz. Tekrar söylüyorum, bir kelimenin Kur'an'da farklı anlamlarda kullanılması, farklı kelimelerin aynı anlamda kullanılması ise nezair.
Birincisi vucuh, ikincisi nezay. Vucuha bir örnek verecek olursak arkadaşlar, örneğin huda kelimesi arkadaşlar 10 ayrı, 17 ayrı ayette farklı anlamda kullanılmış. İşte beyan, din, iman, daveti, peygamber vesaire. Bakın kelime, bir kelime huda kelimesi ama kaç farklı anlam? 17. Vucuh neymiş? Bir kelimenin farklı anlamlarda kullanılması. Vucuha arkadaşlar elfazul müştereke de deniliyor. Bu da aklınızda kalsın. Elfazul müştereke denilince vucuhun kastedildiği aklınıza kalsın. Şimdi nezair örneğini verelim. Nezair'de de elfazul arkadaşlar mütevatiye deniliyor. Bu da aklınıza kalsın. Örneğin arkadaşlar nezair örneğin cehennem, nar, sakar, hutame, cahim. Bunlar hepsi arkadaşlar biliyorsunuz cehennemin isimlerinden. Bunlar hepsi farklı kelimeler ama neyi anlatmak istiyor arkadaşlar anlamı olarak? Azabı anlatmak istiyorlar. Azaba işaret ediyorlar. Bu da nezair örneği arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Yoksa devam edeceğim. Tamam, çok güzel. Şükran hocam teşekkür ederim. Teyit veriyorsunuz, cevap veriyorsunuz. Evet. Müstezat lafızlar arkadaşlar zıt anlamlılık, zıt iki anlama sahip olan kelimeleri arkadaşlar biz müstezat zıt lafız diyoruz. Bu olguya da tezat olgusu diyoruz. Şimdi örnek verecek olursak arkadaşlar. Mesela Arapçada arkadaşlar bey'e yani satmak kelimesi var. Bir de arkadaşlar bu kelime biraz şey değişmiş ama işterat mı ne? Satın almak yani arkadaşlar. Satmakla satın almak iki zıt kelime değil mi arkadaşlar? Hem yazılış olarak hem de anlam olarak farklı. Şimdi bu nasıl zıt kelime olabiliyor? Şöyle. Evet. Şimdi bu nasıl zıt kelime oluyor? Arkadaşlar buraya dikkat edin. Çünkü bu şimdi söyleyeceğim diğer dillerde olmayıp Arapçada olan bir özellik. Mesela bey'e yani satmak kelimesi arkadaşlar hem satmak hem de satın almak anlamında bir zıt kelimedir. Yani bey'e normalde satmak anlamındadır arkadaşlar. Siz cümlede anlamına göre kullandığınız zaman arkadaşlar satın almak anlamına da gelebiliyor. Yani anlamının tam zıttı da karşılayabiliyor. Bir kelimenin bir şeyin her iki zıttını da karşılaması arkadaşlar müstesat lafızlar. Yani bey'e kelimesinin hem satmak hem de satın almak anlamına gelmesidir. Normalde Türkçe'de nedir arkadaşlar? Çok farklıdır değil mi? Farklı iki kelimede olur Türkçe'de. Mesela beyaz, siyah değil mi arkadaşlar? İşte iyi, kötü. Bakın ikisi farklı kelimelerde. Ama Arapçanın bir özelliği arkadaşlar aynı kelimede farklı zıt anlamları toplamasıdır. İşte burası önemli. Buraya lütfen dikkat edelim. Bey'e kelimesinin hem satmak hem de satın almak yani zıt iki anlamda kullanılması da önemli. Arkadaşlar bu önemli bir kural olduğu için özellikle soru gelirse müstezat lafızlardan da gelebilir. Bu verdiğim örneği de lütfen unutmayın. Evet. Buraya kadar sorunuz var mı arkadaşlar? Yoksa geçeceğim. Farklı bir bölüme geçiyoruz. Tamam, çok güzel. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Herhalde sabah olunca hem siz dinçsiniz hem ben dincim. Konu gayet güzel gidiyor. Tamam. Evet. Arkadaşlar şimdi geçelim. Kur'an ilimlerinden dil merkezli dediğimiz Kur'an ilimleri var iki tane. Birisi Emsalül Kur'an, diğeri Aksamül Kur'an. Arkadaşlar kısaca bir ikisini de karşılaştırayım, birer cümleyle açıklayayım, sonra detayına girelim. Emsalül Kur'an, Kur'an'daki geçen misalleri, arkadaşlar darbe meseleleri ve olayları anlatır. Bakın, Kur'an'daki kıssaları değil, Kur'an'da geçen peygamber hikayelerini değil, Emsalül Kur'an bunu anlatmıyor. Bu Kısasül Kur'an bunu anlatıyor, karıştırmayın. Kısasül Kur'an'la Emsalül Kur'an'ı karıştırmayın.
Emsalül Kur'an şu, misal vererek, yani örnek vererek, benzetme yaparak arkadaşlar bazı şeyleri anlatma. Emsalül Kur'an bu. Aksamül Kur'an ise arkadaşlar, kasem dediğimiz Kur'an'da geçen yemin ifade eden kelimelerin kullanılması. Aksamül Kur'an yemin, Emsalül Kur'an da şöyle aklınızda kalsın, misal, örnek, özdeyiş, atasözü şeklinde aklınızda kalsın arkadaşlar. Şimdi detayına girelim. Evet. Şimdi ikisini karşılaştırdık. Şimdi birincisini açıklayalım arkadaşlar. Emsalül Kur'an. Arkadaşlar mesel kelimesinin çoğuludur emsal kelimesi. Arap ve dili ve edebiyatında mesel atalardan gelen ve onların yüzyıllar içinde deneyim ve gözlemlerine dayalı düşüncelerini değişmez kalıp ve kişileşmiş özlü sözlerle öğüt ve hüküm içerecek biçimde yansıtan, lafzı ve anlamı beğenilerek nesilden nesile aktarılan, çoğunlukla asli durumuna benzeyen halleri açıklamak ve örneklemek amacıyla kullanılan anonim özdeyiştir. Evet, çok kısa bir tanım oldu. Kısacası arkadaşlar biraz uzun oldu. Kısacası şunu diyelim. Atalarımızın veya Arap dili ve edebiyatında Kur'an için söylediğimiz için Arap dili ve edebiyatında arkadaşlar Arapların geçmişte kullandıkları zamanla özlü bir söz haline gelen lafızların anonim bir şekilde arkadaşlar nesilden nesile aktarılmasıdır. Bunların da Kur'an'da kullanılmasına da biz emsal-ı Kur'an diyoruz. Yani kısacası Türkçe ile ifade edecek olacaksak arkadaşlar, mesela atasözlerinin arkadaşlar kullanılması gibi düşünün. Atasözleri zamanla bir olaydan dolayı söyleniyor. Zamanla arkadaşlar ona benzer bir olay gerçekleşince ne yapılıyor? Atasözü kullanılıyor. Mesela arkadaşlar ata alan Üsküdar'ı geçti değil mi? Bir atasözü var. Aynen öyle Doğan Yavuz Hocam, darbe mesel gibi. Evet. Ata alan Üsküdar'ı geçti gibi arkadaşlar. Şimdi normalde bu deyim mi, atasözü mü? Deyim galiba. Yanlış hatırlamıyorsam atasözü de olabilir. Her neyse zaten deyim, atasözü aynı mesel kapsamına giriyor. Bu ne olur? Arkadaşlar iş işten geçti anlamında kullanılır değil mi? Şimdi diyelim ki bu olay olmuştur arkadaşlar. Birisi ata alıp Üsküdar'ı geçince işte birisi arkasından koşuyor, iş işten geçti deniliyor. Ata alan Üsküdar'ı geçti anlamında. Sonraki zamanlarda mesela bir adam diyelim ki ne yapsın arkadaşlar? Örneğin bir örnek verelim. Öğretmenlik mesleğini arkadaşlar şey yaptı, istifa etti. Artık öğretmenliğe dönemez. Sonra dönmek istese birisi dese ki ata alan Üsküdar'ı geçti. İş işten geçti artık dönemezsin anlamında. Bu lafzı kullanırsa ne olur? Bu da emsal olur arkadaşlar, misal olur. Fadime Hocam, Kur'an'dan örnek ne verebiliriz? Hocam biraz sonra Kur'an'daki örnekleri tek tek söyleyeceğiz. Şu anda sadece konunun altyapısını oturtmaya çalışıyorum. Biraz sonra Kur'an'daki örneklerine geçeceğiz. Şu anda Türkçe ifade ediyorum ki otursun, sonra Kur'an'dakine geçelim. Evet arkadaşlar, kısacası dediğimiz gibi emsal, mesel, özdeyiş, atasözü. Hani biliyorsunuz Arap dilinde de buna darb-ı mesel denilir. Darb-ı mesel de atasözü demek arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar ilk önce Arap edebiyatında görülen meseleleri göreceğiz, sonra Kur'an'daki meseleleri göreceğiz. Şu andaki sair mesel, kıyasi mesel ve hurafi mesel dediğimiz üç mesel Arap edebiyatında görülen meselelerdir arkadaşlar. Evet, şimdi Arap edebiyatında görülen bu üç meseli tek tek açıklayalım. Arkadaşlar sair mesel. Sair mesel demek arkadaşlar en yaygın kullanılan meseldir. Bir insanın bir olay olduğunda ilk aklına gelen meseldir. Atasözüdür veya. Mesela arkadaşlar men cedde vecede, yani arayan bulur. Mesela arkadaşlar şöyle bir şey aklıma geldi. Diyelim ki bir adam çok kötü arkadaşlar insanları öldürüyor, haksızlık yapılıyor. Sonra haber aldı ki birisi ona kurşun sıkmış. İşte kafatasına kurşun sıkmış arkadaşlar. İlk duyduğumuzda ne deriz? İşte bir insan ne der ilk aklına gelen? Su testisi su yolunda kırılır. Bakın normalde bu kelime en çok kullanılan kelimedir değil mi? Yani
o yolun yolcusu olduğu için o yolda harcandı anlamında. Su testisi su yolunda kırılır. Yani sair mesel Arap edebiyatında arkadaşlar en yaygın kullanılan ve ilk akla gelen mesel türüdür. Evet, şimdi geçelim kıyasi mesel. Kıyasi mesel ise arkadaşlar iki farklı şeyi teşbih etmek, benzetme ile olur. Mesela iğne gibidir, başkasını giydirir, kendisi çıplaktır. Mesela arkadaşlar bir insana işte kendisine faydası olmayıp başkalarına faydası olan insanlar için kullanılıyor. İğne gibi benzetiyor iğneye. İğne de öyledir. Başkasını giydirir ama kendisi çıplaktır deniliyor. İşte bu kıyasidir. Farkı anlaşıldı değil mi arkadaşlar sayı mesele kıyası mesele? Sayı mesele ilk akla gelen en yaygın kıyasi mesele benzetme kullanılarak yapılır. Hurafi mesel. Arkadaşlar hurafi mesel daha çok arkadaşlar insan dışındaki bir varlığa konuşma özelliği veya farklı özellikler vererek yapılan meseldir. Mesela arkadaşlar hani fable aklınıza gelsin fable gibi. Fable nedir? Hayvanları konuşturma sanatıdır değil mi arkadaşlar? Mesela şöyle bir şey gelse deveye sormuşlar neren eğri neren düzgün ki demiş. Hani kinayi vari bir mesel anlatılır. Bak deve normalde konuşmaz arkadaşlar değil mi insan gibi. İşte deveyi böyle konuşturma nedir? İnsan dışındaki varlıklara insani özellikler atfetmiştir. Bu da hurafi meseledir. Veya işte ağaca demişler, işte ağaç demiş, eğer baltanın sapı benden olmasaydı beni bitiremezdiniz, bizden olmasaydı. Bakın ne yapıyor? Ağaca bir konuşma özelliği katıyor. Bunlar hepsi de, bunlar da hurafi mesele geçiyor. Üçünü hızlıca söyleyecek olursak, sahil mesel en yaygın olan ilk akla gelen men cedde ve cedde. Arayan bulur. Kıyasi mesel arkadaşlar teşbih benzetme yapılarak yapılan insan kendisine faydası olmayan insan iğne gibidir başkasını giydirir kendisi çıplaktır. Hurafi meselde çoğunlukla hayvanlar olmak üzere insan dışındaki varlıkların arkadaşlar aktarma yapılarak yapılan meseldir. Deveye sormuşlar neren eğri neren doğru ki demiş şeklindeki misaller gibi arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar mesel istiare, teşbih, temsil veya kinaye yoluyla anlaşılması zor olan bir durumu, bir niteliği, bir nasihatı veya bir kıssayı akli ve hissi düzeyde açıklama biçimidir. Yani peki bu meseleler ne için kullanılıyor arkadaşlar? Ya çok uzatılarak ancak anlatılacak bir kelimeyi kısaltmak veya anlaşılmayan bir kelimeyi, bir lafızları veya cümleleri o mesel kullanarak açıklama, anlatmadır arkadaşlar. Bundan dolayı mesel kullanılıyor. Bunu da bilelim. İşte normalde bu dedi ki bunlar meseldir. İşte bir insanın meselleri kullanarak bir şeyleri anlatmasına da arkadaşlar biz temsili anlatım diyoruz. Evet, meselleri kullanarak anlatılan şeye de temsili anlatım deniliyor. Evet. İşte arkadaşlar Kur'an'da bu meselelerle ilgilenen ilim dalına biz Emsalül Kur'an diyoruz. Özellikle Hakim Et-Tirmizi'nin İbn-i Kayyim'i ve Meydani'nin arkadaşlar Emsalül Kur'an'la ilgili çalışması var. Bunu da böyle bilelim. Birazdan Kur'an'da kullanılan emsallere geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu temsili anlatımla yani mesel vermekle neler hedefleniyor? Bir, bilgi vermek, öğretmek. İki, ikna etmek. 3. Özendirme ve caydırmak. 4. Övmek veya yermek. Yüceltmek veya aşağılamak. İbret ve ders almak. Örnek vermek. Edep ve hayayı korumak gibi arkadaşlar gayesi var. Şimdi Kur'an'da kullanılan meselelere, örneklere geçelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Kur'an'da kullanılan 3 mesel var. Sarih mesel, gizli mesel, mürsel mesel. Arkadaşlar sarih mesel şu. Mesel lafzı kullanılarak teşbih yoluyla yapılan meselelerdir. Yani benzetme olacak arkadaşlar. Benzeyen ve benzetilen verilecek ve mesel lafzı da verilecek yani. Örneğin Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Aslında arkadaşlar Arapçada durumu değil de misali, Adem'in misali gibidir denilir. Yani burada mesela normalde misali lafzı kullanılması lazım da Türkçe'ye çevirirken durumu şeklinde çevrilmiş de
aslında oradaki Arapçadaki aslında Allah katında İsa'nın misali Adem'in misali gibidir. Yani misal, mesel lafzı kullanılıyor. Onu bilin. Yani ne diyor arkadaşlar? Allah katında nasıl ki Adem babasız yaratılmışsa İsa da babasız yaratılmıştır. Aslında bunu bir misalle açıklıyor. Yani Hazreti Adem'i örnek göstererek Hazreti İsa'nın durumunu söylüyor. Yani buna biz sarih mesel diyoruz. Hem benzeyen, arkadaşlar benzeyen kim? Hazreti Adem. Benzetilen kim? Hazreti İsa. Yani hem benzeyen hem benzetilen verilirse bilin ki bu arkadaşlar sarih meseldir. Yani açık meseldir. Hiçbir gizlilik yok. Hem benzeyeni hem benzetileni hem de mesel lafzı var. Geçiyoruz arkadaşlar gizli mesel. Gizli mesel de şu. Arkadaşlar mesel lafzı kullanılmıyor. Bir olayı ya istiare ya kinaye ya da veciz bir şekilde gizli olarak söylüyor. Lafız itibariyle değil anlam itibariyle meseldir arkadaşlar. Şimdi bir örnek verelim daha iyi açıklansın. Rabbinin izniyle güzel ülkenin bitkisi güzel çıkar, kötü olandan ise faydasız bitkiden başkası çıkmaz. Şimdi arkadaşlar benzeyen benzetilen yok. Aslında burada anlamına bakacağız. Gizli meselede anlam olarak bir şeye işaret ediyor. Neye işaret ediyor arkadaşlar? Burada gerçek mümin toprağa verimli ülkeye, inkarcı ise çorak ülkeye benzetiliyor. Bakın güzel ülkenin bitkisi güzel çıkar. Yani burada mümini kastediyor. Kötü olandan ise faydasız bitkiden başkası çıkmaz. Bu da kafiri kastediyor. İşte gizli mesele arkadaşlar. Benzeyen ve benzetilen zikredilmeden benzeyen verilmeyip sadece kendisine benzetilen zikredilirse bu da gizli mesele oluyor arkadaşlar. Güzel ülkenin bitkisi güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız bitkiden başkası çıkmaz. Arkadaşlar burada dediğimiz gibi anlam olarak bir şeye benzetilen olacak. Bu da gizli meseldir. Mürsel mesele gelecek olursak arkadaşlar mürsel mesel şöyle düşünün. Kur'an'da geçen bir ayet var. O ayetin karşılığında bir atasözü var. Yani atasözü şeklindeki bir cümlenin vecize bir şekilde veciz, özlü bir şekilde kullanılmasıdır veya benzetilmesidir. Örneğin kötülük yapan onun cezasını görür. Buna eşdeğer atasözü ne arkadaşlar? Mesela cezalandırdığın gibi cezalandırılırsın. Kötülük yapan onun cezasını görür. Atasözüne cezalandırıldığın gibi cezalandırılırsın. Veya mendakka dukka değil mi arkadaşlar? Eden bulur gibi. İşte mürsel de bu. Yani arkadaşlar bir ayeti destekleyen atasözü varsa buna biz mürsel mesel diyoruz. Evet. Üçünü tekrar hızlıca söyleyecek olursak. Sarih mesel arkadaşlar mesel lafzı olacak, benzeyen ve benzetilen olacak. Allah katına insanın durumu Adem'in durumu gibidir. Gizli mesel, mesel lafzı yok. Sadece arkadaşlar anlam itibariyle meseldir. Lafız itibariyle değil. Güzel ülkenin bitkisi güzel çıkar, kötü olanda ise faydasız bitkiden başkası çıkmaz. Mürsel mesel, arkadaşlar ayetin yanında bir de atasözü varsa biz buna mürsel mesel diyoruz. Mesela kötülük yapan onun cezasını görür. Men dakka dukka veya başka bir atasözü cezalandırdığın gibi cezalandırılırsın. Evet, Aksamul Kur'an'a geçmeden önce sorunuz var mı arkadaşlar? Tamam, güzel. Arkadaşlar sorunuz yok. Devam ediyorum. Aksamul Kur'an'ı da işleyip ara vereceğiz arkadaşlar. Aksam ne demiştik arkadaşlar? Kasem demek değil mi? Yemin demek, ahit demek, ak demek. Çoğulu ise aksamdır arkadaşlar. Peki arkadaşlar Kur'an'da kasemler niçin kullanılıyor? Biraz sonra onu söyleyeceğiz. Arkadaşlar Arapların genellikle Kur'an Arapça indirildiği için Arapların dil özelliklerine göre yazılmıştır, söylenilmiştir, indirilmiştir. Arapların çok yemin ifadeleri kullandığı sözü güçlendirmek amacıyla sözünü destekleyen argümanlar kullanmak veya o sözü destekler mahiyette bir argüman olan
kasemleri çok kullanmışlardı veya ciddiyeti artırmak amacıyla. Kur'an da Araplara bunların kullandığı dil özelliğiyle arkadaşlar karşılık vermiştir. Bir işleyelim. Arkadaşlar peki Kur'an bu yemin ifadelerini niçin kullanıyor? İslam'dan önce Araplar arkadaşlar bu yöntemi mesajın hakikatini insanların zihinlerinde pekiştirmiştir. Yani arkadaşlar sözü güçlendirmiştir. Mesela ne diyor arkadaşlar? Dese ki ben desem ki arkadaşlar yarın ders işleyeceğiz. Yarın ders işleme şeyi bakın aklınızda oluştu hakikati. Ama vallahi yarın biraz zaman geçtikten sonra vallahi ders işleyeceğiz dediğim zaman ne oldu arkadaşlar? Zihninizde yarın ders işlemenin gerçekliği arttı. Evet. Yeminlerle indirilen ayetlerin öngördüğü hususlar vurgulanmıştır. Yani arkadaşlar mesela geceye yemin olsun ki. Yani ne demek isteniyor? Vurguladığı şeyi arkadaşlar hususları yani o ayetin önemini ön plana çıkarmak için kullanılıyor. Yemin edilen şeyin kıymet ve önemine işaret edilmiştir. Mesela arkadaşlar Kur'an'da yemin edilen lafızlar var. Bunlardan örnek verecek olursak mesela arkadaşlar ne olsun? Bir örnek hangisi olsun? Sabah vakti mesela arkadaşlar. Sabah vaktine yemin ediliyor. Niye? Sabah aslında orada mana da var. Sabah vaktinin kıymeti, bereketi, önemini de aslında işaret ediliyor. Dinleyenlerin dikkatini çekmek için kullanılmıştır. Arkadaşlar şimdi normal bir söz anlatılırken mesela şöyle diyeyim. Birisiyle kavga ettiniz. Biraz hoş olmayan bir örnek ama olsun. Birisiyle kavga ettiniz. İşte ya ben bununla kavga ettim yine kavga edeceğim dediğiniz zaman çok dikkat çekici olmaz. Ama vallahi ben bunu elinde sonunda döveceğim dediğiniz zaman arkadaşlar ne oluyor? Dikkatler toplanıyor. Daha çekici, daha ne diyelim? Daha cazibedar oluyor. İşte Kur'an'daki kasemlerin kullanılma sebepleri de bunlar dedik arkadaşlar. Evet bu işte kasemleri araştıran Kur'an ilmine de biz Aksamul Kur'an diyoruz. Arkadaşlar Allah'ın yemin etmesi hangi anlamdadır alimlere göre? Muhatabın bildiği ve uyguladığı uslupla onlara hitap etmesi. Allah ne için yemin etmiştir? Muhatabın konuştuğu dilde muhataba hitap etmesi. İki, sözünden dönmeyen bir varlık olması sebebiyle sözünün doğruluğunu ortaya koymak değil, doğruluğunu muhatapların usubuyla pekiştirmesi içindir. Mesela Allah vallahi o azabı muhakkak ki getireceğizdir demesi, haşa Allah işte ben sözümde duracağım doğrudur demek için değil arkadaşlar. Yani Allah zaten haşa sözünden dönmez. Burada Allah bizim biz insanların kullandığı uslupla sözünü pekiştiriyor ki Allah'ın gerçekten o azabı vereceğini bizim inanmamız için. Yoksa Allah'ın haşa sözünün kendisi doğruluğunu ortaya koymak için değil, biz muhatapların uslubuyla sözünü pekiştirmek içindir. Evet, Kur'an'da yemin edilen varlıklara geldiğimiz zaman arkadaşlar Allah 18 yerde kendi zatına yemin etmiştir. Kendi yarattıkları üzerine yemin etmiştir. Yarattığı şeyler üzerine yemin ettikleri melekler, Kur'an, kalem, yazılan şeyler, yıldızlar, güneş, ay, arkadaşlar işte incir, zeytin, şahit, atlar, nefis, asır yani yüzyıl vel asr gibi kuşluk vakti bunları da arkadaşlar bilelim. Allah'ın yemin ettiği varlıklar bunları bilmenizde fayda var diyoruz. Kur'an'da yemin edilen yemin edenler arkadaşlar Allah yemin etmiştir. Peygamberimiz, şeytan, hani şeytan diyor ya andolsun ki ben kıyamete kadar bütün insanların çoğunu yoldan çıkartacağım, sapıttıracağım. İşte o andolsun ki bir yemin çeşididir arkadaşlar şeytanın. Hazreti Adem ile Havva'nın, Habil'in, Hazreti İbrahim ve babasının, Mısır Aziz'inin karısı, Hazreti Yusuf'un kardeşleri, bahçe sahipleri, Hazreti Musa, Hazreti Meryem'in kavmi, Firavun, öldükten sonra dirilmeye inanmayanlar, asi ümmetler, müminler ve cehennem ehli, bunlar Kur'an'da yemin edenler diye geçiyor arkadaşlar. Allah'ın yeminle pekiştirdiği konular arkadaşlar Allah'ın birliği, kudreti, tevhid,
davet, Cebrail'i göndermesi, ehli kitabın arkadaşlar yaptıkları olumsuzluklar ve karşılığı, haşir, yeniden diriliş ve arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in söylediği sözlerin Allah'ın sözü olduğu, inananların muhakkak ki bir sınava tabi olacakları, Allah'ın yeminle pekiştirdiği konular arasında. Evet, Kur'an'ın manalarına dair ilimlerine geçmeden önce arkadaşlar bir ara verelim. Şu anda 26 geçiyor, 30 dersek. Arkadaşlar 40 geçe burada olalım çünkü biraz uzatıyoruz. 40 geçe burada olalım. Arkadaşlar bir ara, 40 geçe buradayız. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Şu anda seste falan herhangi bir sıkıntı var mı? Bir arkadaşımız teyit edebilir mi arkadaşlar?